Herkese merhaba. Bugün Amazon'da çikolata satacağız ve çikolatanın hacimlerini inceleyeceğiz. Ne tür çikolatalar satılıyor ve eğer biz bir çikolata üreticisiysek veya herhangi bir markanın çikolatasını Amazon'da satmak istiyorsak nasıl bir analiz yapmamız lazım? Nasıl doğru hamlelerde bulunmamız lazım? Bunu birlikte öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak çikolata sadece aslında bir örnek. Biliyorsunuz bu Amazon'da birlikte çikolata satalım ve diğer bölümlerin hepsi aslında tamamen sektörel videolardan oluşuyor. Bu sektörel videolardaki amacımız bizim aslında zaten hali hazırda sektörde çalıştığımız firmalara hizmet verdiğimiz firmaların kategorilerini yeniden analiz ederek sizin karşınıza koymak ve böylelikle ne kadar doğru bir analiz yaptığımızı ve bu analizler karşısında ne kadar doğru hamleler yaparak nasıl başarılı satışlar gerçekleştirdiğimizin formülünü aslında ben size burada gösteriyorum. Siz burada çikolata olur, elbise olur, tişört olur hiç fark etmez. Amazon'da her ne satacaksanız aynı şekilde aynı metotla ilerlediğiniz takdirde başarılı bir Amazon satıcısı olacaksınız ve ürünlerinizi başarılı bir şekilde herhangi bir kazaya uğramadan Amazon'un satışına yapabileceksiniz. Şimdi çikolata dediğim gibi bir örnek. Biz çikolatayı beraber gelin siz de inceleyelim. Biz örnek veriyorum çikolata sektöründen karşımıza bir müşteri geldiğinde kendilerine nasıl bir içerik hazırlıyoruz? Kendilerini nasıl analiz ediyoruz? Biz bu işi yapabilir miyiz? Bu çikolataları Amazon'da satabilir miyiz? Soruların cevaplarını bakın onlara nasıl gösteriyoruz? Size hemen anlatacağım. İlk olarak Amazon.com'a giriyoruz. Amazon.com'a girdiğimizde hemen Amazon logosu altındaki Deliver To adresinin Amerika'daki bir adres olduğuna emin olmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Yoksa yapmış olduğumuz arattırmalar Amerika dışındaki lokasyonlara kargolanan ürünlerden oluşur. Bizim amacımız Amazon Amerika'da çikolata satışlarını incelemek. Dolayısıyla geliyoruz buraya. Çikolata yazıyoruz. İngilizcesini tabii ki chocolate yazıyoruz ve arattırıyoruz. Şimdi chocolate diye arattığımızda şimdi şunu düşünün. Hiçbir zaman bunu unutmayın. Hiçbir müşteri yani çok nadirdir belki hani birkaç tanesi. Müşterilerin çoğunluğu çikolata deyip de arattırma yapmaz. Genellikle örnek veriyorum şekersiz çikolata diye arattırır veya Nesle çikolata diye arattırır veya işte cips çikolata diye arattırır. Artık ihtiyacı neyse satın almak istediği ürün neyse onu arattırır. Ya yani tıpkı şey gibi düşünün siz hepsi burada da Trendyol'da ayakkabı satın almak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Kategoriye girersiniz, kampanyaları takip edersiniz. Ama arama çubuğunu kullanmak istiyorsanız da tutup da ayakkabı diye aratmazsınız. Dersiniz ki beyaz ayakkabı veya spor ayakkabısı veya basketbol ayakkabısı. Yani tam ürünle alakalı kelime aratırsınız. Şimdi biz eğer bir çikolata üreticisiysek ve Amazon'da çikolata satmak istiyorsak hemen hemen her türdeki çikolatayı da üretebiliyorsak ama Amazon'da hangi çikolatalar daha çok rağbet gösteriliyor diye merak ediyorsak önce çikolata diye arattırıyoruz ve genel olarak şöyle bir hacmi inceliyoruz. Neler olduğunu inceliyoruz. Şimdi ilk sayfada, ana sayfada çıkan çikolatalar, bakın burada bu arada Türk markası çıktı Biskolata. İlk çıkan çikolatalar aslında sponsorlu olanlar hariç diyorum, yani arama sonucunda ilk çıkan çikolatalar en çok tercih edilen çikolatalardır. Tabii ki bu sponsorları geçiyoruz. Şöyle aşağıya inelim. Mesela Godiva'nın Belçika çikolatası, Bitter çikolatalar, Milano'nun çikolatalar hep popüler markalar. Bu şekilde farklı çikolatalar. Ferrero'nun çikolataları mesela çok meşhurmuş. Evet çok satıyormuş. Bunları burada bu şekilde görebiliriz. Tabii ki bunları burada bu şekilde görüyor olmak, evet ben de aynı şekilde Ferrero'ya benzeyen bir çikolata üretiyorum. Ben de gideyim Amazon'da bu tür bir çikolata satayım derseniz yanılırsınız. Çünkü insanın gördüğü gözüyle gördüğü ile arka tarafta analiz ettiği arasında inanılmaz farklılıklar çıkıyor. Dolayısıyla gördüğünüzle analiz arasında büyük farklar çıkacağı için kesinlikle gördüğünüzü satmayın. Aa, bakayım bunlar çok satıyor. Hayır, hemen onu satmayın. Analiz edin. Şimdi beraber analiz edeceğiz. Analiz ettikten sonra gerçekten de çikolatanın hangi türünü satmamız gerektiğini daha iyi tespit edeceğiz. Bir de şöyle bir farklılıklar var. Örnek veriyorum. Bu şekilde hediyelik çikolatalar hep karşımıza çıkıyor. Çikolata yazdığımız zaman. Siz dediğim gibi hani evet hediyelik çikolatalar çok satıyormuş. Ben de satayım diye düşündüğünüzde çok büyük bir rekabetin içerisine girebiliyorsunuz. Evet bu çikolata çok satıyor olabilir ama benim günlük harcayabileceğim 100 dolar, 200 dolar bir reklam bütçem varsa, promosyon bütçem varsa ben tutup da çok rekabetçi bir anahtar kelimede, çok rekabetçi bir sektörde 100 dolar ve 200 dolarla hayatta kalamam. Yani bunu şuna benzetebilirsiniz. Örnek veriyorum borsayla ilgileniyorsanız eğer gidip de cebinizde 1000 dolar varsa hisse değeri 500 dolar olan bir hisseden iki tane lot almazsınız. Onun yerine gidersiniz
Çok az paranız olduğu için 10 dolar 15 dolarlık hisseden 500 tane 1000 tane almayı tercih edersiniz. Bu sizin için daha mantıklı bir hareket olur ya da paylaştırırsınız. Gidip bir hisseden satın almazsınız da birden fazla hisseyi satın alıp yolunuza devam edersiniz. Amazon'da böyle düşünün. Amazon'da ne satacaksanız yani çikolata ya da gömlek artık ne satacaksanız satın. Çok rekabetçi bir ürünü tercih etmek yerine daha az rekabeti olan sizin cebinizdeki parayla promosyon bütçesiyle daha iyi rekabet edebileceğiniz ürünleri seçmeniz ve o keywordlerde büyümeniz, ilerlemeniz gerekir ki hem cebinizdeki parayı uygun, efektif bir şekilde kullanın hem de burada yapmış olduğunuz işten kar elde edebilin. Çok önemli bir kural var. Hiç kar etmemektense ya da zarar etmektense çok düşük karlılıkları hedefleyebilirsiniz. Her zaman bir sıfırdan büyüktür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu şekilde bakmak, evet bize genel piyasa hacmi olarak bir fikir verecektir. Piyasanın neler olduğu, neler döndüğü, işte insanların çikolata namına neler sattığı ile alakalı kabaca size görsel bir fikir verecektir. Ama bizim işimiz bu fikirlerle değil. Bizim işimiz aslında analizle. Şimdi ben buradaki chocolate kelimesini kopyaladım. Çikolatayı aldım. Ve helyum tene gidiyorum. Helyum teni bilenler biliyor zaten. Bilmeyenler için bir daha söyleyeyim. Helyum ten bir analiz aracıdır. Bu analiz aracı Amazon platformu içerisindeki birçok anahtar kelimeyi, birçok ürün listesini analiz ederek size doğru sonuçları, matematiksel sonuçları önünüze koyar. Kesinlikle hiçbir zaman %100 doğruluğu olacak diye bir şey yok. Büyük ölçüde doğruya en yakın sonuçlar çıkartmaya çalışır. Örnek veriyorum ben helyum tene şunu diyebilirim. Chocolate kelimesine alternatif olacak kelimeleri bul ama bu anahtar kelimeler çok rekabetçi olmasın. Orta rekabette olsun. Benim cebimde 200 dolar günlük harcayacağım bütçem var. Bu bütçeme uyacak kelimeler olsun dediğim zaman Helium 10'in bana çıkartacağı raporu ben bilgim dahilinde analiz ederek aradığım sonuca, hedeflediğim sonuca ulaşabilirim. Aynı şekilde rakibim bir ayda ne kadar ürün satıyor? Bir ayda ne kadar kâr ediyor? İşte ortalama bu ürünü satabilmek için hangi anahtar kelimelerde mücadele ediyor? Bunları da yine Helium 10 üzerinde ben analiz edebiliyorum. Ama şu anki analiz amacım benim Amazon'da çikolata satmak üzerine olduğu için çikolata kelimesinden yola çıkarak ne tür çikolataları orta rekabetli bir segmentte satabilirim bunu anlamak. Bu arada bu videonun altında açıklama bölümünde Helium 10 ile ilgili bir indirim kuponu var. %50 indirim yapıyor. O kuponu kullanabilirsiniz. Yarı fiyatına sahip olursunuz bu Helium 10'i. Gerçekten de ben her Amazon satıcısının Helium 10 yazılımını edinmesini öneriyorum. Gerçekten de kullanışlı. Şimdi Helium 10'e girdik. Helium 10'e login olduktan sonra Helium 10 Tools'ta hemen ilk tool Magnet isimli bir tool var, araç var. Bu magnetin içerisine giriyorum. Magnet bana bir tane keyword buraya gir diyor. Ben buraya chocolate giriyorum. Daha önceden chocolate'ı arattığım için ben burada load from history diyorum sizi bekletmemek için. Bana çikolatayla alakalı magnet aracı, Helium 10 aracılığıyla bana alternatif anahtar kelimeleri türetiyor. Tabii ki bunu türetmeden önce kelime ağırlıklarını şöyle bir göz atmamda fayda var. Yani çikolata dendiğinde şöyle genel olarak bakıyorum. Hemen sağ taraftaki kelime ağırlıklarında genellikle candy, şeker, gift, hediye, cookies, kurabiye, dark, chocolates, box, gifts gibi birçok kelimeyle karşılaşıyorum. Bu kelime ağırlıkları daha çok aslında Amazon'da çikolata kelimesiyle birlikte yani chocolate kelimesiyle birlikte en çok kullanılan, en çok arattırılan kelimeler. Yani buradan şunu çıkartabilirsiniz. Şeker şeklindeki çikolatalar, işte hediyelik çikolatalar, dark işte bitter çikolatalar, kurabiye çikolatalar gibi ya da kutulu çikolatalar gibi ağırlıkların olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi toplamda 21.146 tane anahtar kelime olduğunu burada görüyoruz. Organic keyword'un adeti yani organikten kasıt nedir? İnsanların kendi kelimeleriyle arattırdıkları birbirinden bağımsız 10.000 tane kelime olduğunu görüyoruz. Amazon'un önerdiği anahtar kelimeler 4.102 tane. Bu şekilde 224.525 kişi Amazon'da chocolate kelimesini arattırıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu şekilde aşağıya iniyoruz. Bakın arama sonuçlarında karşımıza bir Excel tablosuna benzeyen bir tablo çıktı. Arzu edersek bunu zaten Excel olarak da indirebiliriz. Şimdi bu sütunları ben birçok videoda anlatıyorum. Bu videoda çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Magnet IQ Score bu magnet aracının ürün için yani bu anahtar kelime verdiği için bir puandır aslında, puanlamadır. Search Volume hemen aşağısındaki rakamlar aylık aranma hacimleridir. Sponsor asin, bu asine yani buradaki anahtar kelimeye kaç tane asinin yani kaç tane ürünün reklam verdiği anlamına gelir.
Headline Asin en tepedeki aramalarda çıkan Asinler 25 adet, 100 bin adet rekabet edilen ürün listesi var. CPR 8-day giveaways ise 32 demiş mesela. Bu nedir? 8 gün boyunca yapılması gereken promosyon çalışması bu anahtar kelimede ilk sayfaya çıkmak için. Bu rakamları burada bu şekilde görüyoruz. Şimdi benim amacım ne? Benim amacım çikolata satmak ama ne tür çikolata satacağını bilmiyorum. Bunu keşfetmek. Bunu keşfetmem için önce çok basit anlamda search volümü büyükten küçüğe doğru, yani aranma hacmini büyükten küçüğe doğru listeletiyorum. Chocolate'la alakalı, chocolate kelimesiyle alakalı en çok arattırılan anahtar kelimeyi tespit etmeye çalışıyorum. Mesela Father's Day çok alakalı değil, babalar günü demek. Chocolate candy kelimesi, bakın ne kadar çok aratılıyor. 140.899 kişi bu anahtar kelimede arama yaptırıyor. Şimdi ben hiç bilmeyen bir insan olarak desem ki, ya hiçbir şeyle uğraşmayayım, ben sadece chocolate candy kelimesinde ilk sayfaya çıkmak için uğraşayım. Ve dolayısıyla 140 bin kişi arattırdığı için turnayı gözünden vurayım. Birçok satış yapayım. Her gün binlerce çikolata satayım. Yani chocolate candy şeklinde çikolata, yani şeker şeklinde çikolatalar satayım. Derseniz yanılırsınız. Neden yanıldığınızı şimdi göstereceğim size. Şimdi chocolate candy'yi seçtik. Bize hemen sağ tarafına ne diyor? CPR 8 day giveaways. Yani 1128 adet 8 gün boyunca promosyonlu ürün dağıtırsam eğer, chocolate candy kelimesinden promosyon dağıtırsam, ben chocolate candy anahtar kelimesinde ilk sayfaya gelebilirim. Şimdi 1128 tane giveaway dağıtmak, yani ürün dağıtmak demek ne demektir? Ben 1128 tane ürünün parasını Amazon'a ödeyeceğim. Yani 1128 çarpı ürün bedeli kadar Amazon'a parasını ödeyeceğim. Amazon kendi komisyonunu kestikten sonra kalan parayı bana evet iade edecek. Ama benim cebimden 1128 adet ürünün maliyeti çıkacak. Artı Amazon komisyonu çıkacak. Artı ürün başına katlandığım kargo ve diğer maliyetler, diğer harcamalar cebimden çıkmış olacak. Mesela bunun üzerinden gidelim. Neden bu anahtar kelimeyi kullanmamam gerektiğini daha iyi anlayalım. Şimdi 1128 unutmayalım bu kelimeyi. Excel'de benim daha önce hazırladığım bir şablon var. Bu şablon örnek bir hesaplama şablonudur. Çok kaba taslak hazırlanmıştır. O yüzden bu şablonu siz hani kendinize göre daha çok detaylı bir şekilde hazırlayabilirsiniz ki biz müşterilerimize, çalıştığımız firmalara çok daha detaylı finansal tablolar hazırlıyoruz. Bu sadece sizin hani anlayabilmeniz için, Amazon'u hiç aşina olmayan, bu işleri yapmak isteyen bir kişi baktığı zaman anlayabilmesi için benim kendimce oluşturduğum kabataslak bir hesaptır. Şimdi ürün adeti, diyelim ki 1000 tane ürünümüz var. Ürünümüzün fiyatı diyelim ki 35 dolara satacağız çikolatayı. Ve bir tane çikolatayı, yani chocolate candy kelimesine satacağımız çikolatayı 10 dolara mal ediyoruz. Diğer maliyetler ise yaklaşık olarak işte bizim buradaki görünmeyen, yani daha doğrusu görünmeyen derken örnek veriyorum, siz bütün ürünleri Türkiye'den kargoladınız Amerika'ya. Gümrük vergisi ödediniz, işte kargo maliyeti ödediniz, farklı ücretler çıktı karşınıza, işte Amazon yerleştirme raf ücretleri istedi, o oldu bu oldu vesaire derken tahmini olarak biz ne yaptık? Bakın burada hesap, matematik hesabı ne? Ürün fiyatının 5'te 1'i benim görünmeyen diğer maliyetlerim. Bunun içine kargo maliyetlerim dahil diye ekledik. Bunu yapmak aşağı yukarı mantıklıdır ama biz tabii ki müşterilerimize bunu sunarken asla bu şekilde bölü 5 yazıp yazmıyoruz. Çok detaylı maliyetleri bu tabloya ekliyoruz ama benim size burada hızlıca anlatabilmem için örnek olarak 5'te 1'i kadar da benim diğer maliyetlerim var diye ekledim. Amazon giderleri yine bu tahminidir. Kategori başına Amazon giderleri değişir. Bu Amazon komisyonlarıdır. Burada ortalama %20'lik bir komisyon hesapladık. Bu da matematiğini görüyorsunuz. Ürün fiyatı çarpı 0.2, yani benim 7 dolarlık bir Amazon komisyonum, FBA Amazon komisyonum vardır diye tahmin edebiliriz aşağı yukarı. Kesinlikle tabii ki doğruyu yansıtmaz. Bunun için en iyi hesaplamayı FBA Revenue Calculator üzerinden kendiniz yapabilirsiniz. Bu sadece örnek. Şimdi toplam stok karım nedir benim? Ben bütün stoğumu sattığım zaman, yani toplam 35 dolara 1000 adet ürün sattığım zaman ne oluyor? Cebime 35 bin dolar para geliyor. Ama burada benim ürün maliyetini, diğer maliyetleri ve Amazon giderlerini çıkartmam gerekiyor. Toplamda benim 1000 tane ürün sattığım zaman toplam stoğumun karı 11 bin dolar. Ama ne bir promosyon reklam yaptım, ne bir giveaway yaptım, hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine sattı diyelim ki. Ki böyle bir şey imkansız, yani kendi kendine satması gibi bir durum asla söz konusu değil Amazon'da. Şimdi giveaway öncesi, yani promosyonlu ürün dağıtım öncesi net karım ne demişiz biz burada matematiğe? Ürün adetini toplam stok karına bölmüşüz. Yani 11 dolar ben ürün başına kar ediyorum. Şimdi gelelim
Zurnanın gık dediği noktaya, yani asıl kritik noktaya. Giveaway sayısı. Şimdi bizim buradaki yazılımda ne diyorlardı? Chocolate kendi için 1128 tane ürün dağıtman lazım. 1128. Şimdi ben gidiyorum bu Excel'e, buraya 1128 yazıyorum. 1128. Enter'ladım. Şimdi toplam giveaway maliyetim ne oldu benim? Bakın buradaki matematiği hemen şöyle göz atın. Toplam ürün maliyetim benim. Toplam giveaway sayısı çarpı ürün maliyetim, diğer maliyetler ve Amazon giderim. Çünkü ben ürünleri bedava dağıtıyorum. Dolayısıyla ürün benden çıkıyor. Ürün maliyeti benim cebimden çıktı. Diğer maliyetler zaten o ürünü o depoya koymak için ben belli bir kargo ve gümrük ücreti ödemişim Türkiye'den Amerika'ya gitmesi için. Dolayısıyla diğer maliyetlerden kurtulamamış bir zaman. Bedava dağıttığım ürünlerde bile. Amazon giderleri, Amazon benden her 35 dolara satılan ürün için 7 dolar komisyon alıyor. Bunu da cebimden çıkması gerekiyor. Dolayısıyla ben eğer 8 gün boyunca, bakın burada her lümten magnet ne diyor? CPR 8 day giveaways, yani 8 gün boyunca dağıtılan ürün sayısı. 8 gün boyunca, hemen tekrar Excel'ime döneyim. Ben 27.072 dolarlık cebimden nakit para çıkartıyorum ve bunu harcıyorum. 27.000 dolar. Şimdi bunun birim maliyeti nedir? Bana olan birim maliyeti, yine burada basit matematik. Toplam giveaway adetini buradaki ürün adetine bölüyorum. Giveaway top birim maliyeti benim 27 dolar. Şimdi giveaway sonrası toplam net stok karı. Yani ben bütün stoklarımı bu giveaway aracılığıyla satarsam eğer ne kadar kar ederim, ne kadar zarar ederim. Gerçi burada giveaway sayısı toplam stokumdan biraz fazla olduğu için yanlış rakam çıkacaktır. O yüzden ben buraya toplam stokum kadar, yani 1000 giveaway yazayım. Daha net bilgi çıksın. Giveaway sayısı net stok karı. Ben bütün stokumu sattım. Yani giveaway yaptım. Hepsini bedava dağıttım. 13.000 dolar zarar ettim. Eksi 13.000. Birim fiyatımda, yani birimin net karlılığında yine eksi 13. Şimdi bu aslında normal bir strateji. Yani benim eğer cebimde buradaki toplam maliyeti, yani 24 bin dolara karşılayacak bir nakit varsa ve çikolata satmak istiyorsam, ciddi bir şekilde rekabetin içine girmek istiyorsam, ilk seferde 24 bin doları, yani daha doğrusu net 13 bin dolar zararı göze alabiliyorsam eğer, giderim. Burada bu anahtar kelimede bu kadar sayıda ürünü giveaway yapıp bedava dağıtırım ve ilk sıraya, yani ilk sayfaya yerleşirim. Günün sonunda da yani sonraki stokta da, sonraki konteyner stokunda da Chocolate kendi de belki günde 50 tane 100 tane ürün satar, para kazanmaya başlarım. Ama şimdi her işletmede olduğu gibi, her şirkette, yani şirketiniz isterse 10 milyon dolarlık aylık karlılığa sahip bir şirket olsun, hangi şirket olursa olsun, hiçbir şirket, hiçbir yatırımcı, hiçbir akıllı ticaret yapan kişi ilk seferde bu kadar büyük bir zararın altına girmez, girmemeli. Yani çok mantıksız olur. Dolayısıyla bizim burada Chocolate kendi kelimesine çalışmamız ve bu kadar sayıda giveaway vermemiz inanılmaz mantıksız bir hareket olur. Yani bizim search volume'ü aylık 140 bin kişinin arattırdığı bir kelimeden ziyade aylık 1000 kişinin, 1500 kişinin arattırdığı kelimeleri yönelmemiz daha mantıklı bir harekettir. O yüzden o tür kelimeleri bulmaya çalışırız. Şimdi aşağıya ineriz, biraz daha inelim. Şu 10 binleri, 20 binleri bir aşalım. Hatta şöyle 4. sayfaya doğru ilerleyelim ve bana uyacak olan kelimeleri bulmaya çalışayım. Yani benim amacım 1000'den yüksek olsun. Hani çok da düşük olmasın. Şuradaki giveaway sayısı, bakın burada maviyle işaretlenmiş. Giveaway sayısı 100 olmasın, 200 olmasın, 50 belki olabilir, 40 da olabilir. Ya yani mantıklı bir rakam olsun. Çok büyük bütçeler ayırmayayım. Ama kar elde edeyim. Benim amacım bu olmalı. Ancak bu şekilde başarılı olabilirsiniz. Diğer türlü yaptığınız zaman gerçekten zarar edersiniz. Şimdi ben 11. sıraya kadar geldim ve hedeflediğim bir tane kelime buldum. Bakın. Chocolate wafer cookies. Nedir bu? Hemen şöyle bir açalım yeni sekmede. Bakın içinde işte bisküvi, waffle bisküvisi olan, waffle'lı olan çikolatalar. Şimdi bunu şöyle yorumlayabilirim. Bu waffle'lı çikolatalar 1888 kişi tarafından her ay aratılıyor. Ben buradaki 1888 kişiye ulaşabilmek için her ay 40 tane bedava ürün dağıtacağım. Pardon, her 8 günde bir 40 tane bedava ürün dağıtacağım. Şimdi bunu bir hemen matematiğini yapalım. Sadece buraya biz gidelim giveaway sayısına 40 yazalım. Bakın şimdi rakamlar nasıl değişecek.
Giveaway öncesi tabii bunu 35 dolara sattığımı düşünüyoruz. Yani bu rakamları değiştirebilir. Ona göre ayarlamalarınızı siz kendiniz de yapabilirsiniz. Giveaway öncesi benim net karım 11. Yani bedava ürün dağıtmadan önce 11 dolar birim başına karım var. Bedava ürün yani 40 tane ürün dağıttım. Bunun karşındaki net karım 10 dolar. Yani arada 1 dolar fark var. 1 dolar çok yok. Şimdi bir basit matematik daha yapalım. Yine bu genel geçer bir kuraldır. Yani net bir kural değildir. Şimdi buradaki chocolate wafer cookies kelimesinde 1888 kişi arama yaptırıyorsa eğer genellikle insanlar yani mesela bunu arattırdık değil mi? Şurada açmıştık. Genellikle insanlar nereye bakıyor? İlk baktığı şey ne? Şu üst alanlar, buralar. Bakın burada sponsorlu reklamlar var. Bunu geçiyoruz. Biraz daha indik. İlk 4 sıra yani bütün satın alımlarının %70'i ilk 4 sırada gerçekleşiyor. Yani ben müşteri olarak bunu mu alayım, işte biskolata mı alayım, rugger mı alayım, hangisini alayım karar verme aşamasında benim ilk 4'teki ürünler beni en çok cezbediyor. %70'i bu şekilde. Geri kalan %30'u ise ilk 10. 15. sıralardaki aramalarda para harcıyor. O ürünleri tercih ediyor. Yani bir liste düşünün. Şimdi bu sayfada 20 tane ürün olduğunu düşünün. İlk 4 ürün bütün hacmin %70'ini alıyor. Hatta şurada helyum teni bir çalıştıralım. Yani bu anahtar kelimede ne kadar aylık bir ciro döndüğünü görelim. Bu cironun şimdi çıkacak ekranda şurada total revenue kısmında yazacak. Buradaki cironun %70'ini ilk 4 ürün kazanıyor. Yani 862 bin doları buradaki ilk çıkan 1, 2, 3, 4 var ya bu ürünler kendi aralarında aslında %70'ini paylaşıyor. Yani çok büyük bir payını paylaşıyor. Geri kalan %30'u ise şu 10. sıraya kadar olan ürünler paylaşıyor. Yani biraz daha aşağıdaki ürünler paylaşıyor. Alttakiler de işte çok şanslıysa işte %1, %2'sini alır. Hani çok ufak rakamlarda alabilirler. Tabii ki hiç satmaz diye bir şey yok. Mesela şu ürün örnek veriyorum 32. sırada ve ayda 61 tane satıyormuş. Yani ay çok fazla değil. Ama ilk sayfaya gidelim. Mesela şu biskolatanın ürünü ayda 2985 tane satıyormuş. Yani arada bir uçurum var. Aynı sayfadalar ama aradaki uçurumun sebebi ne? Biri en tepede, diğeri en dipte. Şimdi ben burada Helium10 bana bu anahtar kelimede 40 tane giveaway dağıtırsan sen birinci sırada olacaksın demiyor. İlk sayfaya geleceksin diyor. Şimdi benim birinci sırada olmam için daha fazla giveaway mi vermem lazım? Hayır. Daha fazla promosyon ürün bu anahtar kelimede dağıtmam gerekmiyor. Ne yapıyorum? Bu anahtar kelimeye yakın, en yakın yan anahtar kelimeler türetiyorum. Yani şimdi biz buna master keywords diyoruz, ana anahtar kelimeler. Bir de alfa keywords diyoruz. Yani ana anahtar kelimeyi besleyen alfa kelimeler. Onun alt anahtar kelimeleri. Şimdi biz bu alfaları bulabilmemiz için, alt anahtar kelimeleri bulabilmemiz için yine Helium10'e diyoruz ki bana bu anahtar kelimeyle alakalı alternatif kelimeler üret. Mesela tabii ki mesela chocolate covered wafer cookies anahtar kelimesi 183 aralmaya hacmine sahip ve giveaway sayısı minimumda. Neredeyse yok kadar az. Şimdi tabii ki 183 olan rakamları ben almayacağım. Biraz daha böyle alakalı, biraz daha benim işte buradaki ana anahtar kelimemle biraz daha alakalı kelimeler tercih etmem gerekiyor. Yani benim burada tercih edeceğim kelime ana anahtar kelimemi besleyen ona çok yakın bir anahtar kelime olmalı. O yüzden ve çok rekabetçi bir anahtar kelime olmamalı. Yani bunu 1888 kişi arattırıyorsa o anahtar kelimeyi de 1200 kişi, 1300 kişi yani o civarda aranması olması lazım ki onu desteklesin ve benim için çok büyük reklam promosyon maliyeti oluşturmasın. Örnek veriyorum. Bakalım Swiss Chocolate. Şu an tamamen örnek veriyorum. Swiss Chocolate diyelim ki benim buradaki master keyword'ümle ana anahtar kelimemle en alakalı yan anahtar kelime. Onun altındaki anahtar kelime. Bu da nedir? 1637 kişi tarafından arattırılır ve bana yine 40 adet giveaway maliyeti oluşturur. Ben şimdi ne yaparım? Bütçeme göre bunları artıra artıra giderim. Yani kendime 3 tane bu şekilde anahtar kelime seçerim. Toplamda ne olur? Belki de giveaway sayım 120'ye yükselir. Ama 3 tane değerli anahtar kelime elde ediyorum. Bakın giveaway sonrası net karlılığım asla sıfıra düşmemeli. Hatta eksiye düşmemeli. Bu çok önemli. Çünkü ben ilk defa lansman yapıyorum. İlk defa ürünümü çıkartıyorum. Ve burada yapacağım hata gerçekten beni iflasa sürükleyebilir. O yüzden çok dikkat etmem gerekiyor.
Şimdi toplam benim cebimden çıkacak gibi ve maliyeti 2880 dolar. Şimdi zaten Amazon'da satış yapıyorsanız, Amazon Amerika gibi bir platforma giriş yapmışsanız bu maliyetleri katlanmanız başta gerekiyor zaten. Çünkü para harcamadan para kazanamıyorsunuz. Yani para harcamayı da bilmek gerekiyor ve doğru bir şekilde harcamak gerekiyor. Rastgele harcamak gerekmiyor. Rastgele harcarsanız, oltayı bir okyanusa sallarsanız balık tutmanız çok zordur. Ama oltayı bir göle sallarsanız o gölden balık tutmanız çok daha kolaydır. Ha belki şimdi şöyle bir şey var tabii ki okyanusta ya da çok büyük açık bir denizde balık tutmak için sizin büyük ekipmanlara ihtiyacınız vardır. Büyük ekiplere ihtiyacınız vardır. Sizin büyük bir tekneye, büyük bir gemiye ve birçok personele yani yatırıma ihtiyacınız vardır. Okyanusta balık tutarsınız ama küçük bir gölde balık tutmak için kimseye ihtiyacınız yoktur. Kenardan, kıyıdan, köşeden bir tane oltayı attığınızda balık tutarsınız. Yani ve ona göre de hacminiz değişir. Okyanusta belki milyon balık tutarsınız ama gölde 50 tane, 100 tane balık tutarsınız. Ama ne iş olursa olsun Amazon tarafında ben bunu deneyimlediğim için söylüyorum kesinlikle. Ne iş yaparsanız yapın cebinizde ne kadar çok paranız olursa olsun, ne kadar büyük yatırım gücünüz olursa olsun kesinlikle çok sert ve hızlı başlamamanız gerekiyor. Yani çok kafa, çok sert rekabetli anahtar kelimelerde binlerce dolar saçıp çok sert bir şekilde girmemeniz gerekiyor. Burada göstermiş olduğum örnekte olduğu gibi hangi ürünü satacağınıza anahtar kelimelerle karar vermeniz gerekiyor. Yani ben çikolata satmak için yola çıktım ve sonunda işte içi gofretli çikolataları satmaya karar verdim. Çünkü benim için nedir? Daha orta rekabetli bir anahtar kelimedir. Ve bu anahtar kelimeye yan kelimeler buldum ve işimi bu şekilde genişlettim. Giveaway sayılarımı makul bir seviyede sınırladım. Yani 8 gün boyunca dağıtacağım ürün adetini makul bir şekilde sınırladım. Asla acele etmedim. Çok büyük oynamadım. Küçük oynadım. Yani diyorum ya ne kadar param olsa olsun her zaman küçük oynamam lazım. Küçük hareket etmem lazım ve minik minik adımlarla adım atmam lazım ki gelişimimi yavaş yavaş tamamlayayım. Gelişimim tamamlandıktan sonra zaten şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Sizin orada on binlerce dolar harcayıp da belki de bir seferde, bir günde ya da bir haftada tepeye çıkacağınız anahtar kelimeye minik minik adımlarla daha düşük, daha az paralar harcayarak yaklaşık olarak 2 ay, 3 ay gibi bir süre içerisinde zaten o seviyeye siz yine ulaşacaksınız. Ama işin sonunda daha az para harcamış olacaksınız. Daha az yatırım maliyetiniz oluşmuş olacak. Risklerinizi minimumda tutacaksınız. Burada hani iflas etme, batma gibi bir riskiniz asla olmamış olacak. O yüzden bu gibi konulara çok dikkat edin. Ve Amazon tarafında gerçekten de çikolata satmak istiyorsanız ki ben çikolatayı bugün özellikle araştırmak istedim bir müşterimizden dolayı çikolata satmak istiyorsanız dediğim gibi mutlaka ne satacağınıza önce çikolata yazarak arattırın, Helium 10 kullanın. Bu şekilde çıkarttığınız analizlerle anahtar kelimeler üzerine ilerleyin. Çünkü Amazon'da tüm hayat anahtar kelimeler üzerine kurulu. Yani bakın şimdi ekranda size göstereceğim. Amazon'da girdiğiniz zaman şu ana sayfaya geleyim, geri döneyim. Şimdi diyelim ki siz canınız çikolata istiyor, alacaksınız. Ya dediniz ki ya toptan bir çikolata alayım, gofret alayım da bir köşeye koyayım dediniz. Şimdi siz buraya gelip bir Amazon müşterisi olarak düşünün kendinizi. Şu 3 tane çizgi var ya ızgara. Buna basıp şimdi ne yapacaksınız? Burada işte önce gıda kategorisini bulacaksınız. İşte aman efendim gıda neredeydi, orada mıydı, burada mıydı? Yani böyle uğraşacaksınız. Acaba Whole Foods marketin içinde mi? İşte Fresh Foods'un içinde mi? Acaba Food and Grocery'nin için nerede bu ürün diye tek tek böyle bakacaksınız. Belki saatleriniz gidecek ama emin olun kimse, hiç kimse Amazon'da saatlerini harcamıyor. Adam hiç uğraşmıyor. Ne yapıyor? Geliyor arama bölümüne direkt ne alacağını yazıyor. Yani ben burada chocolate cips almak istiyorum diyor. Bunu yazıyor anahtar kelimeye ve geldiği zaman karşısına çıkan ilk 4 ürünü %70 ihtimalle satın alıyor. %30 ihtimalle aşağıdakileri satın alıyor. Ama 15. sıradan, 20. sıradan sonrakileri çok nadir alanlar oluyor. Yani işin pastanın büyüğünü ilk 4 burada zaten götürüyor. Dolayısıyla müşterinin buradaki alışveriş deneyimi ki Amerikalı'dan bahsediyoruz. Yani bir Türk, şimdi siz bir Türksünüz ve bu işi bir Türk kafasıyla düşünmemeniz gerekiyor. Biz mesela ben de öyleyim. Eve bir şey alacağız mesela deterjan alacağız. Ben giriyorum Akakçe.com'a o alacağım deterjanın markasını yazıyorum ve en ucuz kim satıyor ona bakıyorum. Daha sonra bakıyorum Hepsiburada.com'da X satıcı ucuza satıyor. Gidiyorum ondan alıyorum ürünü.
Hatta almadan önce Akakçe'ye de güvenmiyorum. Gidiyorum başka sitelere de bakıyorum. Acaba daha uygun kampanyalar var mı diye. Ama Amerikalı böyle yapmıyor. Amazon kullanan Amerikalı ne yapıyor? Dediğim gibi kategoriye dahi girmiyor. Anahtar kelimeyi yazarak ürünü aratıyor, buluyor ve satın alma eğilimine giriyor. Dolayısıyla bizim amacımız her zaman ana anahtar kelimelerden, çikolata gibi ana anahtar kelimelerden alt anahtar kelimeleri tespit edip hangi ürünü satacağımıza karar vermek ve ona göre orta rekabetli, daha az arattırılan 1000 ve 2000 arasında aylık aranma hacmine sahip birkaç tane anahtar kelimeyle yola çıkmak her zaman daha sağlıklısıdır. Ve kendi master keywordlerimizi oluşturmak her zaman iyidir. Anlatacaklarım bu kadar. Bu videoların devamı gelecek. Amazon'da birlikte çikolata satalım videosunu izlediniz. Gelecek videolarımızda yine benzer şekilde farklı sektörlerden, farklı kategorilerden ürünlerden oluşacak. Umuyorum sizin sektörünüzle alakalı, Amazon'da yapmak istediğiniz işle alakalı bir videoya denk gelirsiniz ve bedava analiz elde etmiş olursunuz, öyle söyleyeyim. Çünkü bu analizler gerçekten çok değerli. Gerçekten hiç bilmeyenler için çok değerli. Biz de bu analizleri yapabilmek için, ki bunlar sadece ön analizler, çok detaylı araştırmalar, çok detaylı istatistikler toparlıyoruz. Rakiplerimizi tek tek inceliyoruz, irdeliyoruz. Piyasayı, anahtar kelime hacimlerini çok iyi inceliyoruz. Anahtar kelimeler haricinde kategori yapılarını ve o kategorinin hacimlerini ve kategori rekabetlerini analiz ediyoruz. Fiyatları analiz ediyoruz, fiyat analizleri yapıyoruz. Ve bunlarla harmanladığımız tüm verileri, bilgileri oluşturup müşterimizin önüne koyuyoruz. Alın diyoruz, bu işin reçetesi bu. Siz bu şekilde bir iş yaparsanız, eğer bizim sözümüzü dinlerseniz, siz de bu sektörde, bu ürünlerinizde ancak bu şekilde başarılı olursunuz deyip artık son noktayı bir doktorun reçete yazar edasıyla koyuyoruz ve bitiriyoruz. Dolayısıyla siz de eğer hiç bilmiyorsanız ve kendi başınıza bu işleri yapmak istiyorsanız da, dediğim gibi umarım bu videoların size faydası olmuştur. Bu şekilde siz de arattırabilirsiniz. Sorularınız olursa videonun yorum bölümüne mutlaka yazın. Ben vaktim olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.